Evet arkadaşlar, ben Yaşar. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki yaptığım videoda Afyon yöresine ait nohutlu musakka yapmıştım. Şimdi onun yanına pilav yapacağım. Şehirli, tel şehirli pilav. Bunun yanında bir de cacık iyi gider arkadaşlar. Şu anda sıvı yağımı attım tencereme. Tel şehrimi attım. Pembeleşene kadar karıştıracağım. Burada da 2,5 bardak pirincimiz, tereyağımız, bulyonumuz, bir iki damla limon sıkmış limonumuz yanımızda. Şu anda arkadaşlar tereyağını pembeleşene kadar karıştıracağım. Fırında da musakkam pişiyor. Artık neredeyse yavaş yavaş olma aşamasında. Tabi bu pilavda tavuk suyu, et suyu olursa daha güzel oluyor arkadaşlar. İşte ben elimizdeki malzemelerle pilavımızı yapmaya çalışacağım. Bakalım sonucu hep beraber göreceğiz. Sabırla başında pembeleşmesini bekliyoruz tereyağlarımızın. Evet arkadaşlar, görüyorsanız tereyağımız pembeleşti. Şimdi ıslatmış olduğumuz pirincimizi üstüne dökelim. Bir iki dilim, yani bir limonla bir iki damla pirincimizi sıkıyoruz ki beyaz kalsın, birbirlerine yapışmasın diye. Güzelce tel şehrimizle beraber karıştırarak iyice pirincimizi kavuracağım arkadaşlar. Pilav yapmak bir sanattır. Herkes düşünemez tane tane olmasını. Biz de deneme yanılma yöntemlerini de yapa yapa bir ölçü tutturduk. Onda da başarılı olduğuma inanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kavuracağım. Bir tane yarım yumurta içine attım. Onlarla beraber kavurmaya devam edeceğim arkadaşlar.
kavurmak biraz tecrübeli istiyor, tecrübe istiyor. İyi bir kavurma nasıl olduysa kendiniz yapa yapa kendiniz zaten sonuçta anlıyorsunuz onu. Ters dönerek devamlı pirinçlerimi alt üstüne çevirerek kavurmaya devam ediyorum. Bu aşamadan sonra tereyağı yanmasın diye sonradan parça tereyağımızı da atıyorum. Tereyağının lezzetini bozmamak için, yanık olmaması için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Karıştırarak her yere aynı şekilde pirincimizin kavrulmasını sağlıyorum. Yemeklerimde ben yaparken Çankırı kaya tuzu kullanıyorum arkadaşlar. Sağlığa daha yarıştı. Diğer rafine tuzlara göre daha çok şifalı, daha çok mineralleri olduğu için Çankırı doğal kaya tuzu kullanıyorum. İri parçalarını alıyorum. Kendi yerimde çekiyorum. Toz haline getiriyorum. Daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Uzman görüşleri de o şekilde söylüyor. Şöyle kadar kavurma işimiz neredeyse tamamlandı. Bir 3-5 dakikada kavurup suyunu verip tuzunu verip karıştırıp pişirmeye alacağım. Bir arada Azeri'nin müthiş Azeri pilavı var. Zerdeçal'da yapıyorlar. Bakın bir arada onu yapmaya deneyeceğim. İnşallah o da olacak. Arkadaşlar şöyle kavurmuş
hali budur. Şöyle yakından göstereyim. Şu şekilde tane tane ayrılmış, beyazlamış bir şekilde. Şimdi size ne vereceğim? Ben genelde ölçü kullanmam. Pirinçlerin biraz üstüne geçti mi benim için yeterlidir arkadaşlar. Az bir şeyler kattım mı? Bu iş tamamdır. Şöyle bir çay kaşığı tuzumuzu attık. Kaya tuzumuzu rafine. Bakacağım, bir karıştırıp tadına bakacağım. Yeterli gelirse dağıtmam. Yeterli yetmezse tuz. Bir tık daha tuz atacağım. Ama yeterli geleceğini sanıyorum. Biz zaten aşırı bir tuz yemiyoruz. Aşırı tuzlu şeyler yemiyoruz. Tansiyon hastasıyız. Kalp hastasıyız. O yüzden tuzu, şekeri hayatından çıkarttık. Onu da azalttık. Unsuz hamursuz vazgeçemiyoruz ama mecbur sağlık için bazı şeylerden fedakarlık etmek gerekiyor. Yani yaptığıma bakmayın, ben içinden az yiyorum. 7-8 ay içinde ben 30 kilo kilo verdim. Endokrinoloji doktorun yardımıyla. Sayın Elif Önder Hanım'a buradan çok çok selamlar olsun. Ona teşekkür ederim. Kendime öldü gözüyle bakarken, 5 metre bile yürüyemezken, soluk soluk kalırken, geceleri uykum bölünürken, nefes nefese kalırken, uygun tedavi yöntemi sayesinde sağlığıma çok şükür kavuştum. Daha önceki videomu bildiler, çok çok daha kiloluydum. Şu anda 30 kilo verdim. 130 kilodan 104 kiloya falan düştüm. Daha aşağıya düşürüm şu anda. Yani toplamda 27-28 kilo falan verdim. Evet arkadaşlar, buna bakıyoruz. Evet, tuz iyi. Kapağını kaynatıp, kapatıp pişmeyi aldık arkadaşlar. Piştikten sonra tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.